Abi konuşur mu sansür olayını? Ya sansür olayıyla ilgili ya konuşacaktım da hani bilmiyorum. Arkadaşlar özetle şöyle bir olay var. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle özetleyeyim. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda Çin'de bir sansür yasası geçiyor oyunlar için. Yani sadece oyunlar için. Oyunlar, filmler, diziler, her şey için. Eğer ki böyle olursa Genshin'deki çoğu karakterin de hatta seslendirmelerin de silineceği falan söyleniyor. Hatta düzeltilmelerin başlandığını falan, o yüzden miHoYo'dan çok böyle ses seda çıkmadığı konusunda bir şey var. Söylentiler var. Çin'deki sansür yasası gerçek. Ama miHoYo'daki değişimler, işte Genshin'deki değişimler konusu biraz spekülasyon. Bu sansür yasasının gerçek olduğunu biliyoruz. Hani sansürle ilgili bir sürü yasanın geçeceğini biliyoruz ama mesela geçince neler olacak? Onları bilemiyoruz hani. Neye sansür atacaklar? Mesela loli karakterler olmayacak. Ondan sonra aşırı aşırı over sexualized karakterler. Hani over sexualized karakterler. Örnek vermek gerekirse işte atıyorum Ningguang. Böyle bacağı falan açık ya. Mesela işte nerede? Mona. Mesela ne bileyim işte Hu Tao. Böyle bacağı açık falan filan. Bunlar olmayacak. İşte loli karakterler olmayacak. Ondan sonra Venti gibi trap karakterler olmayacak. Hani kız gibi görünüp ama erkek olan karakterler olmayacak. Over-sexualized, hani böyle hani aşırı seksileştirilmiş karakterler olmayacak. İşte böyle mesela Japonya temasının da kaldırılması konusu. Çünkü hani nasıl diyeyim? Arkadaşlar Çinliler Japonları sevmiyor. Çinliler Japonya'yı sevmiyor. O yüzden Japonlarla ilgili şeyleri kendi kültürlerinde görmek istemiyorlar. O yüzden bu tip şeyleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar kendi şeylerinden. Hani böyle bir sürü değişim olacak hani. Bunlar tabii %100 olacak demiyorum. Bunlar söylentiler. Bunlar söylentiler ama olma ihtimali var gibi. Hani direkt Kiki'yi silmezler. Kiki'yi atıyorum Yan Fei bir oyunda yaparlar. Anladınız? Hani Loli değil de daha böyle Yan Fei gibi yaparlar. Mesela büyük yayıncılar işte bunları konuşurken, hani büyük yayıncı diyeyim işte Emtek, Tekton gibi yayıncılar bunları konuşurken, bu tip bir şeyler olursa sansür yasasını sansürü desteklemedikleri için işte Genshin veya türevi Çin oyunlarını, bu tip sansürlü oyunları bırakacaklarını söylediler. Biz şimdi miHoYo'dan ses seda yok diyoruz ya. miHoYo bu yüzden geri duruyor diyenler var. Hani miHoYo bu yüzden bir şeyler yapmıyor, yeni karakter çıkartmıyor. Yeni bir şeyler yapmıyor falan diyenler var ama miHoYo'nun gerizekalılığı olduğunu biz biliyoruz. Sadece Çin'e hitap etmeyen şey de oyun Çin firması. Hani oyun Çin. Oyun Çin oyunu tabii ki yapabilirler. Ve Çin'deysen Çin'in istediği şeyleri yapmak zorundasın. Abi Genshin Çin versiyonunda fiyatlar daha ucuz diyorlar. Doğru mu? Hayır, aşağı yukarı her yerde fiyatlar aynı. Her yerde fiyatlar çok yüksek. Hani en fazla 1 lira 2 lira oynar. Hani çok oynayacak bir şey değil. Ama ben YT'de görmüştüm. Adamın bütün 5 yıldızları Constellation 6'ydı. Aybert'cim oyunda bir sürü Constellation, bütün hesabı Constellation 6 olan adamlar var. Tenha, Tekton. Adamlar oyuna 10 bin dolar, 20 bin dolar falan yatırmış. Hani Türk lirasıyla 100 bin lira, 200 bin lira para yatırmış adamlar. Sen şimdi onlarla kendini bir tutma. Genshin'e 200 bin dolar yatıran adam var. 200 bin dolar. Sen şimdi 200 bin dolar yatır, bak 200 bin TL demiyorum, 200 bin dolar diyorum. Sen şimdi 200 bin dolar yatıran adamla kendini bir mi tutuyorsun?